Herkese merhabalar. Bugün 26 Nisan Cuma gündeyiz. Aynı zamanda haftanın son işlem günü. Haftanın son işlem gününde YouTube kanalımıza öncelikli olarak hoş geldiniz. Dün piyasalarda yurt dışı tarafta özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını yakından takip ettik. Merkez beklentiye paralel olarak herhangi bir değişikliğe gitmedi. Faiz oranını pas geçti. Burada politika faizini herhangi bir değişikliğe gitmedi. Zaten bizim de beklentimiz bu yöndeydi. Nitekim kararla birlikte burada piyasalarda bir miktar negatif etki gördük. Aslında bu bir miktar daha zorunlu karşılıklara yönelik hamlesiyle gerçekleşti merkezin. Burada zorunlu karşılıklarda bir yukarı yönlü revizeye gitmesiyle beraber X-Bank tarafına bir miktar bankacılık sektörüne gelen satışlarla beraber endekste hafif aşağı yönlü hareketlerin etkin olduğunu gördük. Dün gün içerisinde bir miktar pozitif başlangıç hakim olmuştu. Daha sonrasında akşam saatinde dediğim gibi bankacılık sektörüne gelen yapıldığı satışlarla beraber X-Bank öncülüğünde bir miktar negatif görünüm etkili oldu. Yeni işlem gününe baktığımız zaman ise bir miktar yukarı yönlü hareketlerin etkin olduğunu görüyoruz. BIST 100 endeksi %0.52 pozitif seyre 9770 puan seviyesinde işlemlerini devam ettiriyor. Bu seviye diye baktığımız zaman aynı zamanda dolar bazlı olarak da 300 dolar bandı burada önem korumaya devam ediyor. Dolar bazlı baktığımız zaman BIST 100 endeksi 300 dolar bandına yakın seyrediyor. Buradaki bu direnç hattının kırılımı yukarı yönlü hareketlik beklentisi için önemli olacaktır diye düşünmeye devam ediyoruz. Zaten baktığımız zaman da burada 300 dolar seviyesine ciddi anlamda yakınsamış durumda. Endeks aşağı yönlü hareketliklerde ise burada 9650 puan seviyesi, daha sonrasındaki hareketlik yani de 9400 destekleri burada takip edilen destek hatları olarak karşımıza çıkıyor. Sektörel bazda baktığımız zaman da iletişim tarafı bir miktar negatif ayrışıyor. Aynı zamanda teknoloji tarafı bir miktar negatif ayrışıyor. Onun dışında endekslerin genelinde yukarı yönlü hareketlik etkin, teknoloji tarafı bir miktar da yurt dışı tarafındaki temayı takip ediyor diyebiliriz. Burada yurt dışı tarafa bakacak olursak da dün bir miktarda ABD tarafında büyüme verilerini takip ettik. ABD ekonomisi birinci çeyrekte beklentilerin aşağısında büyüme verisiyle karşı karşıya kaldı. Bu da ilk çeyrek için 2.5'lik bir veri beklenirken 1.6 seviyesinde bir veri açıklandı. Veri açıklandı, tam tersi piyasada etkisini gördük. Bunun da ana sebebi aslında ABD ekonomisine yönelik enflasyonist baskıların henüz raftan kalkmaması oldu. Enflasyonist baskılarda gerçekleşen yukarı yönlü revizeyle birlikte piyasalardaki tepki tam ters yönde gerçekleşmiş oldu. İlk baştaki etki bir miktarda burada dolar endeksinin güç kazandı. Doların karşısında diğer varlıkların değer kaybetmesi yönünde gerçekleşti. Bunun da ana teması enflasyonist baskılarla FED'e yönelik faiz indirim beklentilerine bir miktar azalma olması oldu diyebiliriz. Yeni işlem gününe baktığımız zaman ise altın tarafında önemli destek hattını takip ediyorduk. Nitekim 2300 dolar bandına doğru gerçekleşen yakınsama sonrası bu 2300 dolar bandının alınan tepki hareketleriyle 2345 dolar seviyesinde anlık olarak işlemlerin gerçekleştiğini görüyoruz. Burada önemli tema hafta başlangıcı ile birlikte Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin bir miktar daha tırmandığının son bulunduğu olacağına yönelik haberlerle beraber aşağı yönlü hareketlikler görmüştük. Yani Orta Doğu'daki risklerin bir miktar zayıflamasıyla altında bir miktar geri çekim hareketinin etkin olduğunu görmüştük. Çünkü bu 2400 dolar bandına doğru gerçekleşen yolculuk da hem FED'e yönelik faiz indirim beklentileri vardı. Evet, ama aynı zamanda Orta Doğu'da gerçekleşen jeopolitik risklerin bir miktar tırmanmaya devam etmesiyle yatırımcının güvenli liman ihtiyacının artış göstermesi ana tema olmuştu 2400 dolar yolculuğunda. Buradaki risklerin bir miktar zayıfladığını yönelik yarın haber akışları da hafif 2300 dolar bandına doğru olan geri çekimin ana teması olarak karşımıza çıktı. Tekim tekrardan bu 2300 dolar bandından altının onsunda bir tepki hareketinin etkin olduğunu görüyoruz. Yine yukarıda burada 2400 dolar direncini takip etmeye devam edeceğiz. Altın tarafındaki hareketlere paralel olarak da gümüş tarafında da bir miktar yönlü hareketlik etkin. Bu da takip ettiğimiz direnç hatları da sırasıyla 28.10, daha sonra 28.80 dirençleri olarak takip edilebilir. Aşağıda ise 27.30 ve 26.70 desteklerini burada gümüşün ons tarafında takip ediyoruz. Bugün bir miktar da borcu da takip ettik yurt dışı tarafta. Biliyorsunuz geçen toplantısında borç okta gevşek para politikasını artık terk etmişti. Bu toplantısında ise borcu da herhangi bir değişikliğe gitmedi. Faiz oranlarında
O da sabit bıraktı. Nitekim Borcun bu kararı sonrasında bir miktar dolar yen tarafında yukarı yönlü hareketlik etkin oldu. Bu yukarı yönlü hareketlikle beraber de dolar yen paritesinde biz tarihi artık zirve seviyeye gördük. Yendeki değer kaybı ivme kazanarak devam etti. Dolar yen paritesine baktığımız zaman 156-70 bandında işlemlerin devam ettiğini görüyoruz. Borcun kararı sonrasında Başkan Ueda'nın bir miktar söylenmeyi takip edildi. Ueda bir miktar önümüzdeki dönemde ekonomik aktiviteye yönelik olumlu görünümün devam edebileceğini, sürebileceğini ve aynı zamanda çekirdek enflasyona yönelik beklentinin yukarı yönlü revize edilebileceğini de bir miktarda enflasyonist baskıların masadan kalkmadığını, hala rafta olduğunu da değindi. Buna paralel olarak da bir miktarda dolar yen paritesinde yukarı yönlü hareketin etkin olduğunu gördük. Nikkei 225 endeksinde de burada bir miktar daha 100 günlük hareketli ortalamaya doğru bir yakınsama sonrasında bu seviyeden alan destek hareketleri de yukarı yönlü hareketlerin etkin bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Petrol tarafında bir miktar dalga görünüm söz konusu. Petrol tarafında da yine hafta başlangıcı ile birlikte gelen haber akışı ile Orta Doğu'daki riskler takip edildi. Buradaki talep görünümünü etkileyecek gelen dinamiklerle beraber volatilitenin de yüksek olduğu anlar yaşadık. Brent petrolün varil fiyatında 88-80 direnci önemli. Daha sonrasındaki hareketlikte 90-40 ve 91-45 direncini yukarı yönlü hareketliklerde bu tarafta takip edebiliriz. Palladium tarafı bir miktar daha negatif ayrıştı. Palladium'da negatif ayrışmanın ana teması bir miktar daha büyük şirketlerin aşağı yönlü hareketlik beklentisi ve hem ekonomik aktiviteye yönelik gelen veri akışı hem de bir miktar daha otokatalizör talebindeki düşüşe beraber paladyum talebine gerçekleşecek olan paladyum talebinin düşeceğine yönelik beklentileri aşağı yönlü hareketliğin dün etkin olduğunu gördük. Bugün bir miktar daha teknik hareketlik burada 985 dolar seviyesine doğru gerçekleşti diyebiliriz. Piyasalar ile ilgili gün içerisinde olarak aktaracaklarım bu kadardı. Yine diğer yayınlarımızda piyasalardaki güncel gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Videomuzu beğendiyseniz hemen videomuzun aşağısındaki beğendim butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Herkese iyi günler dilerim. Hoşça kalın.